bu toplumda yetişkinlerin çocuklar ve gençlerde daha çok eğitime ihtiyacı var. Yani bizim zamanımızda böyle değildi cümlesi zamanın değişimini okuyamamaktan kaynaklanıyor. Ama anne babalar şunu görmek zorunda. Bizler, biz öğretmenler için de aynı şeyi söylüyoruz. Çocuklar için ders çalışmak sıkıcı bir şey. Ama sıkıcı ve gerekli olan şey konusunda çocukları ikna etmeye bizim kafa yormamız gerekiyor. Annenin kafa yorması gerekiyor mesela. Babanın kafa yorması gerekiyor mesela. Ama hayatı boyunca annesinin babasının elinde kitap görmemiş çocuklara biz ders çalışmaya sevk etmekte zorlanıyoruz. Meslek gözlüğüyle gençliği okuyup, bak okumak sadece kağıda bakmak değildir. Toplumsal bir problemi görmek ama sadece görmek yetmez. Bir de bunun çözümüne kafa yormak zorundasınız. Onun için gençler yarın bir gün bu memlekette hangi işi yaparsanız yapın. Yaptığınız işle ilgili eleştiri yapacaksanız önce o eleştirdiğiniz şeyin sebebini sonra da çözümle mutlaka kafa yormak zorundasınız. Bu yaptığınız işlere bir müteahhitlik de olsa, berberlik de olsa, öğretmenlik de olsa, anne baba da olsanız bu toplumda bir şeyi eleştirirken eleştirdiğiniz şeyin sebebini ve çözümüne kafa yormak zorundasınız. İnsanın okuması gereken en önemli şey önce kendisidir. Kendinizi tanıyın, okuyun. Yaşadığınız çağın fırsatlarını, yaşadığınız çağın tuzaklarını görün. Ona göre kendinize mutlaka bir yol çizin. Sınıfta okumakla, ya da okulda okumakla, kitap okumak arasındaki farkı kısaca anlatayım sonra soru cevaba geçeyim. Gençler bu ikisi arasında çok büyük bir fark var. Bizim toplumun, birçoğumuzun anne babası buna dahil en büyük problemi şudur. Bizim millet eğitimi diploma almak zannediyor. Yani 23 yaşında üniversiteyi bitirmiş, istersen tıp fakültesini dereceyle bitir. 50 yaşına gelmiş, 27 yıldır eline kitap almayan bir insan eğitimi anlamamıştır. Bizdeki okuyoruz, diploma almak olarak algıladıkları için. Mesela annelerin meşhur cümlesi, biz okuyamadık. Ezberlemişler hocam. Biz okuyamadık, siz okuyun diye çıktı. Bu cümle bir komik bir cümle. Doğrusu şu, biz diploma alamadık, ha tamam bunu anlarım. Yani biz diploma alamadık, siz alın diye uğraşıyoruz dese bunu anlarım. Ama biz okuyamadık demek doğru bir şey değil. Okumanın yeri yok, zamanı yok, yaşı yok, mesleği yok. Şimdi bir cümle, öğrenmenin niçin bilginin beyindeki biçimini bilir. Yazılı haftasında öğrenci ne için ders çalışır? Yazılı için çalışır, güzel. Lisedeki öğrenci bütün ders çalışmaları diploma içindir. Son sınıfa gelen öğrenci daha yoğun ders çalışıyor. Ne için? Üniversite için. Üniversiteye giden öğrenci üniversitede ders çalışıyor. Ne için? Lise fiili sınavı için, final sınavı için, diploma için, meslek için. Üniversiteye giden öğrenci de ders çalışıyor. Ne için çalışıyor? KPSS için çalışıyor. Peki kitap okuyan öğrenci ne için okur? Için. Hayat için, öğrenmek için, bilgi edinmek için. Ama kitap okumak, kitap okuyan ne için okur? Düşünsenize akşam evdesin, dizi izleyeceğine kitap okuyorsun. Öğrenmek için. Ha, arkadaşların keyif yaparken, gezerken, internet kafeye giderken sen oturmuş kitap okuyorsan sen öğrenmek için yaptığın için, beyin öğrenmek için yaptığın şeyden daha çok şey öğrenmeni sağlar. Onun için biz de liseyi başarıyla da bitirse, Türkiye'nin iyi üniversitesinde okusa, eğer kitap okuma alışkanlığı yoksa o insan kültürsüz kalır. Bugünün 18 yaşındaki gençlerinin bilgi birikimi, 18. yüzyıldaki bir bilim adamının bilgi birikiminden daha fazla. Bu projemiz özellikle gençlerimizin okuma alışkanlığının yerleştirilerek arttırılması, devamında okumanın hayatın tüm alanlarına yayılmasıyla ilgili. Özellikle değerler dünyamızın beslenmeye çalışıldığı, gençlerimizde yetişkinler olarak, sistem olarak hepimizin beklentisinin yüksek düzeyde bulunduğu, değerlerimizin kazandırılma hassasiyetinin taşındığı bu projemiz, okulumuz edebiyat öğretmeni Halil Han koordinatörlüğünde yürütülmekte. Bu projemizde 100 öğrencimiz belirlenen 6 kitabımızı okuyarak, ayrıntılı şekilde kendi aralarında tartışma oturumları yaparak koordinatör öğretmenimiz nezaretinde değerlendirmelerde bulunuyorlar.
Ve bu 6 kitabımızın 3 kitabının yazarıyla da kitaplar okunduktan sonra bizzat yüz yüze hasbihal etme fırsatı sunuluyor. Bu vesileyle kitaplarımızın yazarlarının dünyasından da bir projeksiyonla çocuklarımızdaki sorular cevaplandırılıyor. Çocuklarımızın kitapla ilgili dünyası zenginleştirilmeye çalışılıyor. Gençlik projeleri özellikle gençlerimizin kendini ifade etmeleri, kendini bulmaları ve var olduğu ortama değer katmaları açısından önemli. Biz de projemizi bu açıdan önemsiyor. Bunu yapmadaki gayemiz okumaya dönük, kitaba dönük, kitapla arası olan, kitapla buluşmak isteyen gençlerimizin buluşmalarını sağlamak. Böyle bir proje, yani Adıyaman'a bir okulumuza bir nefes olsun, kitapla buluşmaya dönük bir heves olsun isteğiyle biz bu projemizi düzenledik.